Efendim, Çanakkale'nin 109. yılı anma törenleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri gösteri timi Solo Türk gösteri yapıyor. Kameralarımızı hemen Çanakkale'ye çevirelim. Orada bizi bekleyen muhabir arkadaşımız var, Emrah Çakmak. Emrah, kolaylıklar diliyorum, sözü sana bırakıyoruz. Evet, şu anda Çanakkale semalarında Solo Türk'ün saygı uçuşu gerçekleşmeye başladı. Dakikalar önce işte bizim de bulunduğumuz bu abidenin bulunduğu alanda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Arkamızdaki platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gösteri uçuşunu izliyor. Şimdi kameraman Caner Emre Kınacı o tarafa dönerse bakın hemen şöyle biraz kadrajı açalım ve Solo Türk'ün gelişini görebiliyoruz. Bakın yaklaşıyor ve bir kez daha saygı uçuşunu tam da Şehitler Abidesi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirdi. Bu ikinci gösterisini yaptı ve açıkçası burada tüyler diken diken oldu. Bir anda Çanakkale Boğazı'nın üzerinde bir sortiyi gerçekleştirdi, ilkini ve tam da abidenin etrafında tur attıktan sonra bir kez daha kadraja manevra yaptıktan sonra girecek. Arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan dakika dakika şu anda Solo Türk'ün gerçekleştirdiği bu gösteriyi izliyor. Bir kez daha geliyor. Şimdi kameraman Caner Emre Kınacı'nın kadrajına girecek. Çok yakın bir noktada. Evet. Gösteriye saygı atışı çok yakın bir şekilde gerçekleşiyor. Hava kuvvetlerinin en prestijli gösteri ekiplerinden bir tanesi. Çok dikkatli bir şekilde şehitler havada anılıyor. Aynı zamanda Solo Türk'ün bu gösterisinin hemen ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler de denizde saygı geçiş yapacak. Bakın bir kez daha çok yakın bir noktada bize doğru geliyor ve manevra aldı. Sesiyle ve bütün o ihtişamıyla birlikte Türk hava sahasında şu anda şovunu gerçekleştiriyor. Solo Türk ekibinden şu anda bu uçuşu gerçekleştiren hava pilot binbaşı Murat Bakıcı yapıyor. Onu takip eden Balıkesir 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan 3 ve 16 savaş uçağı da peşinden hareket edecek. Tabi burası çok kalabalık. Şu anda hem vatandaşlar hem de basın mensupları 18 zaferini anma törenlerinde bakın bir kez daha geliyor Solo Türk ve çeşitli manevralar yaparak şu anda gösteri uçuşunu bir kere daha takla atarak şu anda Çanakkale semalarında aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin en prestijli komutanlarından şu anda F-16'larla bu uçuşu gerçekleştiriyorlar. Açıkçası tüyler ürpertici bir görüntü. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin en gözde pilotları burada şehitlere, atalarına saygı için bir kez daha gösteri uçuşu yapıyorlar. Her yıl yapılıyor. 109. yılında saygı ve minnette alıyoruz. Bir kere daha kameranın kadrajına yakından geliyor. Emre Kınacı görüntüleyecek. Evet, yatay bir şekilde bir kez daha görüntüledik. Çok değişik hareketlerle manevra bakın takla atarak ilerledi ve arkasında bıraktığı o dumanda görülebiliyor. Bir kere daha manevra aldı. Tam da Çanakkale Boğazı'nın üzerinde hava çok güzel ve böylesine bir günde anlamlı özel günde şu anda çeşitli manevralar gerçekleştirerek Solo Türk'ün bu gösteri ve saygı uçuşunu CNN Türk ekranında görüntüleyebiliyoruz. Kameraman Caner Emre Kınacı bir kere daha yakın markajda o gösteri uçuşunu yapan F-16'yı o uçuşu gerçekleştiren pilotu yakaladı.
birazdan kadraja giriş yapacak. Yine çok yakın bir noktada Şehitler Abidesi'ni kendi soluna aldı ve bize doğru adım adım yaklaşıyor. Hemen Şehitler Abidesi'nin önünde. Burada şöyle biraz daha açabilir miyiz? Alanı yakından görelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünden şu anda çok yakın bir noktasından gerçekleştiriyor. Geliyor ve Solo Türk bir kere daha çok yakın yavaşladı. Şu anda yavaşladı ve bakın çok yavaş hareket ederek saygı selamı verdi. Bakın kafayı yukarıya dikti ve atışlar gerçekleştirdi. Çok dikkatli ve özenli bir şekilde hareket ediyor. Bunu bir kere daha gösterdik. Açıkçası tüyleri diken diken eden bir görüntü. Şehitler Abidesi'ni soluna aldı. Yavaş yavaş ilerledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldiği dakikalarda biraz o uçağın burnunu havaya doğru yükseltti ve şu anda Türk semalarına doğru yükseldi ve şu anda bir kere daha manevra almasını bekliyoruz. Çok yüksek bir noktaya, epey bir yüksek noktada evet takla attı ve şu anda ters bir manevrayla dönüşünü aldı. Bir kere daha Çanakkale Boğazı'nda evet ters bir manevrayla şu anda düzeldi Solo Türk ve gelişi bu kez çok daha sert bir şekilde iniş yapıyor aşağıya doğru. Bunu görüntüleyeceğiz. Evet bizlere doğru yaklaşıyor. Hemen Şehitler Abidesi'nin bu sırt bölümünde evet geldi. Şu anda bir kere daha ve yavaşladı yukarıya doğru takla atarak evet bir kere daha saygı atışı gerçekleştirdi. Defalarca arka arkaya bakın bir kere daha Şehitler Abidesi'nin hemen ön kısmından dönüş aldı. Burada çok duygu verici bir atmosfer söz konusu takla attı ve o taklalarla birlikte şu anda kameraman Can Erem'le Kınacı bir kere daha ekrana getirecek. Öyle ki her hareketinde burada biraz daha o duygu dolu anlar yaşanıyor. Bakın bir kez daha geliyor. Şöyle baktığımızda evet yaklaştı. Şu anda Şehitler Abidesi'ne doğru bir kere daha yatay bir pozisyon aldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu alanda evet bir kere daha atışlarını gerçekleştirdi. Yukarıya doğru dehşet bir yakınlıkta açıkçası çok muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Onu görüntüledik bizler de. Evet durmuyor Solo Türk bir kere daha Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında görkemli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin görkemli pilotları, deneyimli pilotları şu anda bir kere daha yine Şehitler Abidesi'ne yaklaştı. Yatay bir pozisyonda yine evet geliyor. Şu anda görebiliyor muyuz Emre Kınacı? Evet şu kadrajda biraz daha baktığımızda geldi. Şu anda Solo Türk'ün pilotu. Evet bir kere daha saygı gerçekleştirdi şu anda. Ve süzülerek deyim yerindeyse havada Türk hava sahasında süzülerek ilerliyor. Ve biz de yani mümkün mertebe onun o hareketlerini yakalamaya çalışıyoruz ama çok zor. Dolayısıyla çok kıvrak hareketler gerçekleştiriyor. Herhalde baktığımızda evet uçuşunu muhtemelen gerçekleştirdi. Biz uçuşunun birkaç sortisine şahitlik ettik. Onun gösteri uçuşu gerçekleştikten hemen sonra Deniz Kuvvetleri'nden burada denizde saygı gerçekleşecek, saygı törenleri yapılacak. Baktığımızda dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstif sınıfı Fırkateyn TCG İstanbul, Ada sınıfı Korvet TCG Büyükada, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemisi, Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karabiga ve Reis sınıfı denizaltı Piri Reis
buradan geçiş gerçekleştirecek. Evet, onu da görüntüleyelim Emre Kınacı. Bakın şu anda hemen şöyle biraz daha hareket edip bu kadrajı size gösterelim. Evet, ben görebildim. Birazdan kameranın kadrajına girecek. Onu ekrana taşıyacağız. Sizler de şu anda canlı canlı izliyorsunuz. Önce Solo Türk'ün gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Şu anda denizlerimizde, Çanakkale Boğazı'nda Türk Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemileri, Türk savaş gemileri şu anda saygı için denizlerimizde, Çanakkale Boğazı'nda ilerleyişini gerçekleştiriyor. Bu gösteriyi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türkiye'nin en gözde, en değerli savaş gemileri hareketini gerçekleştiriyor. Adım adım Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında sabahın erken saatlerinde resmi törenler yapıldıktan hemen sonra önce Solo Türk'ün gösteri uçuşu gerçekleşti. Bakın şu anda top atışı ile burada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri erkan, devlet erkanı şu anda selamlanıyor. Bizim de üzerinde bulunduğumuz Şehitler Abidesi'nin olduğu bu sırtta, Gelibolu sırtında karşılıyoruz. Önde büyük bir savaş gemisi şimdi üzerinden top atışları gerçekleşiyor. Baktığımızda bu gösteriye dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu eşlik ediyor. En büyük gemilerimizden bir tanesi ve diğer fırkateynler de ona eşlik ediyor. Bakın şu dakika itibarıyla arka arkaya top atışları gerçekleşiyor ve bunu burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanı, tüm askeri unsurlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bu görkemli gösteriyi izleyebiliyorlar. Bizler de CNN Türk ekranlarında canlı canlı 1915 tarihinde Türklerin yazmış olduğu bu destansı mücadelenin yıl dönümünde onları saygı ve minnetle anıyoruz. Şu anda bir kere daha bu kez Türk Deniz Kuvvetleri'nin en gözde gemileri, bakın üzerlerinde yine uçaklar hazır vaziyette bekliyor ve en önde büyük gemi, arkada diğer fırkateynler şu anda yavaş yavaş buraya doğru Çanakkale Boğazı'nda deyim yerindeyse bir gövde gösterisi gerçekleştiriliyor saygı çerçevesinde. Tabii yıllar önce burada o donanmalar büyük bir güçle buraya gelmişlerdi, ancak Çanakkale geçilemez denildikten sonra işte o gün bugündür bu topraklarda, bu denizlerde, bu gök vatanda Türk askerinin gücü şu anda aslında bu gösteriyle bir kez daha resmediliyor. Bunu ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Büyük bir konvoy denizin üzerinde, şöyle biraz daha ben yaklaşıp baktığımda evet arka arkaya savaş gemileri geliyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstif sınıfı fırkateyn TCG İstanbul, Ada sınıfı korvet TCG Büyükada, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemisi, Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karabiga ve denizaltımız Piri Reis şu anda burada buraya katılan deniz kuvvetlerinden en gözde savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda geçiş töreni gerçekleştiriyor. Hava güzel, anlamlı, özel bir günde şu dakika itibarıyla önce Solo Türk'ün havada süzülüşünü ekranlara taşıdık. Şimdi ise denizde usul usul ilerleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri ilerleyişini devam ettiriyor. En önde, üzerinde uçakların da yer aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu şu anda liderlik gerçekleştiriyor ve arkada ilerleyen diğer fırkateynlerde Mavi Vatan'da görev alan Türkiye'nin en gözde savaş gemileri şu dakika itibarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma ve deniz zaferinin bu anlamlı gününde
saygı geçişi gerçekleştiriyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çanakkale'de başlayan bu anma törenleri aslında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde anlamlı ve özel bir şekilde anılıyor. En arkada, evet, en arkada denizaltı piri reisi görüyoruz. Sırasıyla TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Büyükada ve tank çıkarma gemileri, karakol gemisi TCG Karabiga ve en arkada şu dakika onun da gelişiyle birlikte Piri Reis'in gelişiyle birlikte bu görkemli gösteride saygı anması da bitmiş olacak. Tabii hemen arkamızdaki platformda Şehitler Abidesi'nin arkasında bulunan yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakika dakika geldiği andan itibaren bu görkemli saygı anmalarını izliyor ve Solo Türk çok ciddi manevralarla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bizler de o anlara tanıklık ettik. Şimdi ise önce savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda görüldü ve üzerinden ilkinden saygı atışları gerçekleştirildi. Top atışları gerçekleştirildi ve şimdi sessiz sessiz burada gösteri gerçekleştiriliyor. Ancak onların görkemli duruşları açıkçası burada ki bulunan, buraya katılan herkesi tüylerini diken diken eden bir görüntü. Özellikle Solo Türk'te etkilenmemek mümkün değildi. Deniz Kuvvetleri'nin de şu anda bu gösterisinde de açıkçası şöyle baktığımızda bu sırtta herkes pür dikkat şu anda bu gösteriyi, bu saygı geçişini dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyor. Şöyle biraz arkaya baktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu alanda bekleyişi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde önce burada bir resmi tören gerçekleştirildi. Konuşmalar yapıldı ve sonrasında da iki gösteri uçuşu. İlki Solo Türk'ün yapmış olduğu gösteri uçuşu. Ondan biraz bahsedelim. Hava kuvvetlerinden, Solo Türk'ten hava pilot binbaşı Murat Bakıcı uçtu. F-16 ile çok çarpıcı, çok dikkatli bir uçuş gerçekleştirdi. Ve şu dakika itibariyle de evet ilk 3 gemi ilerledi. Kadrajımızda şu anda 4. gemi var. Arkasında bir fırkateyn. Fırkateynin arkasında da denizi yararak ilerleyen, görüntüden de görüleceği üzere denizaltı Piri Reis. Şu anda burada bulunan devlet erkanı, askeri unsurlar, özellikle Genelkurmay Başkanı burada, Milli Savunma Bakanı burada ve kuvvet komutanları bu uçuşları dikkatli bir şekilde, bu denizdeki süzülüşü, ilerleyişi takip ediyorlar. Onlar Mavi Vatan'da, Türk Karasuları'nda her gün 7-24 saat görev gerçekleştiriyorlar. Tabii geçmişe dönüp baktığımızda bu topraklarda, bu sularda İtilaf Devletleri'nin bir mücadelesi vardı. Çanakkale bizimdir demişlerdi ama onların olamadı. Winston Churchill söylemişti. Sonrasında burada Çanakkale bizimdir. Bugünkü temada bu konsepte ilerliyor. Şan, şeref, tarih, Çanakkale bizimdir temasıyla 18 Mart 1915'te gerçekleşen bu tarihi kazanımdan sonra, çünkü destansı bir mücadele gerçekleştirildi. Ve şimdi ise artık 109. yılında onları her gün, aslında her gün burada anıyoruz ama yıl dönümü, seneyi devriyesi bir başka oluyor. Bir yandan da havada yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterleri de görüyoruz. Toparlayacak olursak yavaş yavaş bu gösteride sona ermiş vaziyette. Şu anda son kadraja yansıyan Piri Reis denizaltısı, o da katıldı. Dünyanın ilk seyahat gemisi TCG Anadolu, Fırkateyn TCG İstanbul, Ada sınıfı Korvet TCG Büyükada, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemisi, Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karabiga ve Piri Reis denizaltısı
şu dakika itibarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösterideki son geçişini gerçekleştiriyor. Hava güzel ve anlamlı bir günde böylesine anlamlı bir gösteriye de bizler tanıklık etmiş olduk. Önce Solo Türk ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler saygı ve bu çerçevede devasa bir gösteri gerçekleştirdi.